Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik eşkenar üçgenin konu anlatımına. Hem özet yapacağız, hem örneklerini çözeceğiz. Klasik sorular, yeni nesil sorular derken bu kısmı da hızlı bir şekilde bitireceğiz arkadaşlarım. Önemli bir konudur. İlerleyen bütün konuların içerisinde de karşımıza çıkacak bilgiler içerir. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Evet, vira bismillah diyorum. Hemen ilk üç kuralımızı hatırlayalım, öğrenelim istiyorum. Şimdi eşkenar üçgen, hemen şurada söylediğimiz gibi tanımı, bütün kenarları eşit olan, dolayısıyla bütün açıları da 60 derece olan bir üçgen. Eşkenar üçgen yükseklikleri çizildiğinde tüm yükseklikleri kay kuralını sağlıyor kardeşlerim. Yani ne diyorsun hocam? Yani hem açıortay oluyor tüm yükseklikleri, hem kenarortay oluyor, görüyorsunuz ikiye bölmüş kenarlarımı. Hem de yükseklik oluyor arkadaşlarım zaten. İşte kayı kuralını tüm yükseklikleri sağlıyor arkadaşlarım. Bütün yükseklikler sağlıyormuş. Bir yüksekliğinin uzunluğunu bulmak istersen, hani şurası 60 derecedir deyip şuradaki üçgende 30-60-90 yaptığında 30'un karşısı a bölü 2 iken 60'ın karşısı kök 3 katı olacak. Bak, a bölü 2'nin kök 3 katını almış. Bütün yükseklikler aynı uzunluktadır. Hepsi birbirine eşittir. A kök 3 bölü 2'dir dedik diyebiliriz. Yani bir kenarın yarısının kök 3 katıymış. Evet, hemen bir kural daha var burada arkadaşlarım. Diyor ki kural, eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan, bakın bir P noktası seçmişiz buradan, üç kenara da diklikler, üç kenara olan uzaklıklarını göstermişiz. Buna A diyelim, buna B diyelim, buna C diyelim. Diyor ki kural, burada biraz kayma olmuş arkadaşlarım. Bu üç dikliğin toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir yüksekliğine eşittir diyor arkadaşlar. Buradaki A, B, C dikliklerinin, kenara çizilen dikliklerin toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir yüksekliğine eşitmiş. Kuralımız bu. Hemen burada bir örneğimiz var. A, B, C eşkenar üçgen. Bakın, o zaman şu 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Senin yükseklik dediğin şey 9 olacak dostlarım. Ne diyor? A noktasının B, C kenarına uzaklığı. Uzaklık ne demekti geometride? Diklik, yükseklik demekti. Sana da bunu soruyor. Yani yüksekliğini soruyor. 9'u işaretledim. Geldik buna. Bakın, bir örnek daha yazmışız. Yine 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Yani yüksekliğim 6. Neyi soruyor? Çevresini soruyor. Şimdi biz eşkenar üçgenin yüksekliğini biliyoruz 6 diye. Hiç formül ezberlemeye gerek yok. 30, 60, 90 bilince bütün eşkenar üçgenlerin sorularını çözebilirsiniz dostlarım. Bakınız, 60'ın karşısı 6. 30'un karşısını bulmak için ne yapacağım? Kök 3'e böleceğim 6'yı. Bir sayıyı kök 3'e bölmek kolay. Önce 3'e bölüyorsun, yanına kök 3 yazıyorsun. 2 kök 3'tür dedim. Demek ki 90'ın karşısı 4 kök 3. Yani bir kenar 4 kök 3. Bana çevresini soruyor. 3 tane 4 kök 3, 12 kök 3 yaptı. Bir örnek daha. 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Yani artık biliyorum ki benim yüksekliğim 9. Çevresini soruyor yine. Aynı muhabbeti yapıyorum. 30, 60, 90'ımı kullanıyorum. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölecektik. 3 kök 3. 90'ın karşısı da 3 kök 3'ün 2 katı 6 kök 3. Çevresini soruyor. 3 tane 6 kök 3. Ceyhan'ı paketledim. Diğer kuralımız, yine burada da kayma olmuş dostlarım. Şöyle, bu sefer eşkenar üçgenin dışındaki bir noktadan, bakın dışında bir P noktası var. 3 kenara da diklik çizerseniz, yine bunlara A, B ve C diyeyim. Sağa ve sola çizdiklerinizin toplamından, yani A ile B'nin toplamından tam karşıya çizdiğimi çıkartırsan diyor, bu sefer yüksekliğe eşit olacak diyor. Tamam mıdır kardeşim? Hadi bakalım, bunun da sorusu var mı? Var. Bak, neydi kural? E'den çizmiş. Sağ ve, yani yanlara çizdiklerinin toplamından, 4 ile 5'in toplamı 9. Karşıya çizdiğim, tam direkt kenara çizdiğimi çıkartırsam bu benim yüksekliğim oluyormuş. H 6. Şimdi eşkenar üçgenin yüksekliğini biliyorsak 6 diye hemen 30, 60, 90 yapıyorum. 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı 4 kök 3'tür dedim. Bir kenarını paketliyorum hemen dostlarım. Diğer bir kuralımız,
Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara çizdiğim paralel doğrular. Bak, PD paraleli BC'ye paralelmiş. PF AC'ye, PE de AB'ye. Yani üç kenara da paralel doğru çizdin. İşte diyor, bu paralel doğruların toplamı, yani A ile B ile ve C'nin toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir kenarına eşit. Bunu da sorularda arkadaşlarım, bu paralelleri böyle uzatacağız. Eşkenar üçgenler bulup oradan ispatlayacağız dostlarım. Sorularını çözerken bunu da kullanabilirsiniz. Paralelleri uzatarak da hani kuralı unuttuğun yerde soruları çözebilirsin. Evet, burada bir sorumuz var. Çevresini soruyor bize. Ne demiştik kuralda? 7, 5 daha 12, 4 daha 16. Bu bir kenara eşitti bunların toplamı. 16 ise kenarı, çevresi 3 tane 16. 48'i paketledim. Güzel bir taktiğimiz var arkadaşlar. Şimdi eşkenarın sorularında eşkenar cümlesini okur okumaz dostlarım, eğer soru uzunluk veya alan sorusuysa ilk iş 60'ları yazıyorsun. Mutlaka bak 30, 60, 90 ara bul, kesin kullan demişiz. Ve en sonunda en çok unutulan yer arkadaşlar, öğrenciler tarafından bak kenarlar eşit unutma demişim. Lütfen unutma. Eğer çözeceğin soru açı sorusuysa yine 60'ları yaz. Bu sefer kenarların üstüne kenarların eşit olduğunu gösteren tık tık simgesini mutlaka koy diyor. Bunu koyduğunda da yeni bir ikizkenar üçgen çıkacak karşına. Buna da hazırlıklı ol diyor. Bunu güzelce not alın. Aynen benim yazdığım gibi. Evet, devam edelim. Bakın işte örnek. Eşkenar üçgen. O zaman hiç düşünmüyorum. Şimdi 60'ları yazıyorum. Bu bir uzunluk sorusu. 30, 60, 90 arayacaktım. Bakın burada 30, 60, 90 zaten var. Hemen 30, 90. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Son darbeyi de neyle yapacaktık? Kenarlar eşit, unutma. Yani bu kenar 7 ise buranın da 7, buranın da 7 olacağını unutma diyor. 5'i yapıştırdım dostlarım. Evet, geldim 2 numaralı sorumuza. Bakın yine eşkenarı okudum ve bu bir uzunluk sorusu. Hemen hiç düşünmeden 60'larını yerleştiriyorum arkadaşlarım. Sonra ikinci adım neydi? 30, 60, 90 arayacaksın demiştik. İşte 30 burada. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Bakın bir kenar 7 çıktı. Demek ki burası 3. Bir kenarı soruyormuş. 7'yi paketledim. Hemen bir örnek daha. ABC eşkenar diyor. O halde 60, 60, 60. Şurası 30, 60, 90'dan 30. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. 30'un tam tersi de 30. Şurası da 120. Bakın o halde buraya da 30 kaldı. 120, 30, 30 üçgeni çıktı. 120'nin karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3, 3. Bakınız eşkenarın bir kenarı 7. O halde burası 5, o halde burası 7. Evet, ABC eşkenar üçgen, hiç düşünmeden 60'larımı bir yazayım arkadaşlarım şöyle. Şimdi bu 60'ın şurası 120 derece, ikiz kenar olduğu için 30, 30'u yazdım. 30'un tersi de 30. Bakın 30, 60, burası 90 çıktı. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarını 6 kök 3 vermiş. Bunu kullanacağız dostlarım. Hemen şuranın tamamı da 6 kök 3'tür. Burası da 6 kök 3'tür diyelim. Şuraya 6 kök 3'ü yazalım. Şimdi burada bakın 30, 60, 90 var. Bunu bir kullanalım. 30'un karşısına K dediğimde 90'ın karşısı 2K. 60'ın karşısı K kök 3. Şimdi bu kenar K ise burası da ona eşitmiş. Bu da K, bu da K. Ve bak eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı? 3K. Ve biz bunun 6 kök 3 olduğunu, dolayısıyla K'nın 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Bize nereyi soruyor? EC. Görelim orayı. Şuradaki EC'yi soruyor. Bak burası 120, 30, 30. K, K, K kök 3. Bana şurayı soruyor. Yani 2K kök 3'ü soruyor. E K da 2 kök 3'tü. Yani 2 çarpı 2 kök 3 çarpı kök 3'ü soruyor. 2 kere 2, 4. Kök 3 kere kök 3, 3. 4 kere 3 de 12'dir dedim. Denizli'yi paketledim dostları. Evet, geldik bu soruya. ABC eşkenar üçgen, o halde hiç düşünmeden şu 60'ları bir yazayım ilk önce.
Şimdi 30, 60, 90 arayacaktık. İşte burada var. 30'un karşısı x, 90'ın karşısı 2x. Bakın illa sayı yazmasını beklemeyin burada. Sayı yazmıyorsa, harf yazıyorsa da 30, 60, 90 yazın. Bakın burada mesela hiç sayı da yok, harf de yok. Sen uydur o zaman. 30'un karşısına bir harf ver, 90'ın karşısına iki katını yaz hemen kardeşim. Peki, şimdi devam edelim. 4'ü, 11'i gördük arkadaşlarım. Bize de diyor ki verilenlere göre x kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi neyi unutmayalım? Kenarların eşit olduğunu unutmayalım. Yani 2x artı 4 yazıyorum. 2x artı 4 eşitmiş x artı 2k'ya ve o da eşitmiş 11 artı k'ya arkadaşlarım. 11 artı k'ya eşitmiş. Bakın şu ikisinden herhalde soruyu gömeriz diye düşünüyorum. Şu k'yı bu tarafa atalım. X artı k eşittir 11 geldi. Şimdi şurada da bir düzenleme yapalım şu kısımda. Hemen x'i bu tarafa alalım. X eşittir ne geldi? 2k eksi 4 geldi dostlarım. Getirip x yerine 2k eksi 4 yazalım. Artı k burada var eşittir 11. 3k 4'ü bu tarafa alırsam 15k eşittir 5 çıktı. K 5 ise burası 10. 4 çıkarsa da Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet, 6 numaradayız. 150, 90 falan filan bir şeyler var. Bir de demiş ki ABC açısı şu açı DCB şu açıya eşit. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. 90, 150 daha ne yaptı? 240. 360 olması için şu iki kereteye 120 kaldı. 60, 60 paylaştırdım. Bakın şeklimiz iki açısı 60 olan bir dörtgen. Hemen eşkenar üçgen yapacaksınız dostlarım. Şöyle yukarıya doğru tamamladığınızda bunu eşkenar üçgen çıkıyor. Bak üçüncü açısı da 60 oluyor. Şurası hatta 30 derece. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8. Ve eşkenarın bir kenarını 10 buldun. Burası da 10. O halde x'e 6 kalacak dedin dostum. Bakın yine aynı muhabbet. İki açısı 60 derece olan bir üçgen. Hemen bunu dörtgen pardon, eşkenara tamamladım. Burası 60. 60 ise burası 30. 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Bak bir kenarı ne çıktı? 10. Burayı sorsaydı 8. Bir kenarını soruyor zaten. Onu paketledim. Evet, 8. sorumuz. Yine eşkenar üçgen demiş. 60, 60, 30'u yazdım. Burası da 60'tır dedim. Şurada bakın 30, 60, 90 çıktı. 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı 4 kök 3 oldu. Burada da 30, 60, 90 çıktı. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3 oldu. Bana da x'i soruyor. Bir kenarının 10 olduğunu gördüm. O halde burası 8. 10 olması için x'in de 5 olması lazım. 4 ile 1 burada çünkü cevap Bursa'dan geldi. ABC eşkenar üçgen. O halde hiç düşünmeyelim. 60'larını bir yazalım. 30, 60, 90'ı aradım, buldum, kesin kullan demiştik. Hemen 30'un karşısı k, 90'ın karşısı 2k'yı yapıştırdım ve kenarlar eşit, unutma demişizdi. Yani 10 artı k eşittir 2k artı 4'e, 4'ü buraya aldım 6, k'yı buraya aldım, k eşittir 6 geldi. K 6 ise bir kenar 16 çıktı. Demek ki x de 16 gelecek dedim. Evet arkadaşlarım, burada bir videoyu durdurdum, mola verdim. Şimdi devam ediyorum sorularımızı çözmeye. Şöyle bir tekrar 10. sorumu. Evet bakalım 10 numarada ne yazmışız. Yine iki tane eşkenar üçgen vermişiz bu sefer. O zaman yine 60'larımızı bir yerleştirelim ilk iş. Şöyle 60'ları yazdık. Bu da eşkenarmış. 60'larını bir yazalım. Bakın şurada ne çıktı? Şurası toplam 180 olacaktı. 120'si burada. Buraya da 60 kaldı. Yani ortadaki dik üçgen 30, 60, 90 dik üçgeni çıktı. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı 4'tür. BE uzunluğunu soruyor. Tabii eşkenar olduğu için bunlar da 2. Yine eşkenar olduğu için bunlar da 4. Toplam 6'yı paketledik arkadaşlarım. Gayet kolay, basit bir soruymuş. Şuna bakalım. ABC eşkenar üçgeninde 7 var, 1 var. O halde buralar 8, 8 olacak diyeceksiniz. ADX kaçtır diye soruyor. Bak biz bunun pratik yöntemini ikizkenar üçgende öğrenmiştik. Kural şöyleydi pratik olarak.
ikizkenar üçgenin içinden geçen salak bir doğru gördüğün zaman bunun karesi yani x kare eşit olacaktı. Kollarının çarpımı 8 çarpı 8 64 eksi ayaklarının çarpımı 7 çarpı 1'den 7'yi yazıyorsun dostum. Buradan da ne geliyor? 64'ten 7 çıkarsa 57 mi geliyor dostlarım? X eşittir kök 57 çıktı. Tabii sen bunu yukarıdan aşağı bir diklik indirip işte 8 kayı kuralından 2'ye bölecek 4 4 yapacak 4 burası 3 burası deyip şurada bir Pisagor bağıntısı ya da işte 30 60 90 yapıp 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak deyip şuradan da bir Pisagor çakıp x'i bulabilirsin kardeşim yine kök 57. Evet, 12 numaradayız. Eşkenar üçgeni okudum. Hemen 60'larımı yazdım. Sonra 30 60 90 aradım. 30'un burada, 90'ın burada, 60'ın burada demiş arkadaşlarım. 60'ın karşısı 5 kök 3, 30'un karşısı 5, 90'ın karşısı 10. Kenarların eşit olduğunu unutma demiştik. 14 ise burası da 14, buraya da kaldı 9 diyelim. Çevresini soruyormuş. 3 tane 14 arkadaşlarım. 42 yaptı cevabımız. ABC eşkenar üçgeninde 60'ları yazdın demiştik. Yazdık. 30, 60, 90 arayın demiştik ki sayı yoksa harf uydurun. 30'un karşısına K, 90'ın karşısına 2K yazdım. O halde burada 2K, bakın bir kenar 4K çıktı. Kenarların eşit olduğunu unutmayın demiştik. Burası da 4K. Demek ki 4K eşittir. K artı 12'ymiş. 3K eşitmiş 12'ye. K eşitmiş 4'e. Yani bir kenarı biz 16 bulduk. Ha, neyi soruyor? KC'yi. Yani 2K'yı soruyor dostlarım. Ceyhan'ı paketledim. 14 numaradayız. Yine eşkenarı okuduk. Hani ben olsam artık sizin yerinizde videoyu burada bir durdururum. Oh, bir yudum da çay içelim. Artık çok rahat çözebilirsiniz diye düşünüyorum. 60'ları yazıyorsunuz. Yazdık. 30 60 90 arıyorsunuz. Bakın şu yukarıda 30 60 90. Burada var, burada var. 3 tane 30 60 90'ım var. Şimdi 30'un karşısı 7. 90'ın karşısı 2 katı 14. 60'ın karşısı da kök 3 katı 7 kök 3. Aynı şekilde 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı 6. 60'ın karşısı 3 kök 3'ü paketledim. Şu yukarıdakini unutmayın arkadaşlarım. Bakın 30'un karşısına bir harf uydurdum. 90'ın karşısı 2K'dır dedik. Kenarların eşit olduğunu unutmayınız demiştik. Yani 14 ile K'nın toplamı 2K ile 6'nın toplamına eşittir ki K'yı buradan 8 buldum. K 8 ise 8 ise K burası tabii ki 16 yaptı. 16, 6 daha 22 çıktı bir kenar. Demek ki şu kenarda 22 olacak. 7 burada, 3 burada 10. Kaldı 12. Ceyhan'ı paketledim. Evet, dörtgenin iki açısı 60'sa eşkenar üçgene tamamlayın demiştik. Hemen üçgeni tamamladığınızda böyle de tamamlayabilirsin. Şöyle yukarıya doğru da tamamlayabilirsin diyeceğim ama yok, yukarıya doğru eşkenar olmuyormuş bu soruda. 60'ı yazdım. 30'u yazdım. 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8. Bir kenar 13 çıktı. Burada 13. Buranın da 13 olması için x'e 9 kaldı. Cevabım Ceyhan'dan patladı. Evet, geldik yeni nesil sorular arkadaşlarım. Bu da ikinci bölüm olarak çekelim bunu da kardeşlerim. Burada durduralım videoyu. Yeni nesil soruları da ikinci bölümde